Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün başlıyorum. İkinci saatiyle karşınızdayız. Bugün çok değerli bir sanatçı konuğumuz var. Nilüfer Tokay, hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, sözü size daha çok vermek için sanatçı dedim ama disiplininizi söylemedim. Siz kendinizi izleyicilerimize tanıtır mısınız lütfen? Ben akademi mezunu değilim. 40 yaşında Kasım Koçak Atölyesi'ne başladım. Ondan önce de kısa sürelerle maalesef başka sebeplerden eğitimim kesildi. Profesör Devrim Erbil, Atilla Toz ve Kasım Koçak Atölyelerinde eğitimimi aldım diyeyim. 94'ten beri de kendi atölyemde çalışıyorum. İşte figüratif, gerçekçi, ilk şey akademik eğitimle başlattı bizi. Onun için figür ağırlıklıydı tabii desen çalışmalarımız. Aslında hiç başlarken düşünmüyordum. Daha soyut, modern bir şeyler yaparım diye düşünüyordum ama eğitim süresince buna ağırlık verilince çok sevdim ve devam ettim. Figür. Ressam olduğunuzu da söyleyelim izleyicilerimize. Anlaşılıyordu ama evet. Evet işte. Ama siz Fransız Dil Edebiyatı okumuşsunuz, evet, değil mi? Evet, Ankara Üniversitesi Dil Tarih'ten mezunum. Ankara Koleji'nden mezunum lisede. Onun için hep içimde kaldı. Bir türlü akademiye gidemedim. İşte bazı şeylerden dolayı. Ankara'da o zaman yoktu. Konservatuvar vardı. Konservatuvar oraya, vardı da şey yoktu. Güzel Sanatlar Fakültesi yoktu. Oraya yönlenseniz o yıllarda anneniz babanız tamam yavrum bunu da yap ama doğru dürüst bir de oku falan sanat bir de doktor ol. Evet yani. Evet. Yok öyle değildi yani ha. Ama orada olmadığı için mecburen İstanbul'a da hazırlanamadım. Olmadı. O sene hastanelerde geçti. Annem kalp krizi geçirdi falan. Hiç ondan sonra da artık vazgeçtim o sevdadan. Ankara'da okula devam ettim. Evet. Peki resme belli ki ilk zamanlardan beri içinizde var bu. Tamam artık bu iş oldu. Başlıyorum deme anınızı anlatır mısınız? Nasıl başladınız? Yani ilk şeye mi? Profesör Devrim Erbil'e evet. Mi? Vallahi işte güzel tesadüfler oldu. Kızımı yuvaya vermiştim. Orada Devrim Bey'in eşi çocuklara resim öğretmeni olarak bulunuyordu. Ben de hep işte içimde şey, ay bir kursa gitsem nereye gideyim resim öğrenmek için deyince aa dedi. Devrim dedi şurada iki sokak ötede şey veriyor, atölyesi var dedi. Çok sevindim. Tam da çocuğu da yuvaya alıştırmışım. Koşa koşa gittim. Öyle başladı yani. Peki Devrim Hoca ben resim yapacağım diyen herkesi kabul ediyor mu? Yoksa bir çiz bakalım görelim seninle beraber çalışabilecek kıvamda mısın yok, diye şey öyle yapıyor bir şey geçirmedik yani. He. Zaten küçük bir gruptu. 6-7 kişi ancak sığacak gibi bir ufak daireydi, bahçe katıydı. Hevesli olmanız yetiyordu herhalde. Bilmiyorum Devrim Bey açısından. Dün de kendisi aradı beni, tebrik etti. Bodrum'a yerleşmiş. Bilmiyordum. 2 senedir Bodrum'daymış. Çalışmalar yaptık orada. Evet. Sonra işte o atölyeyi kapatmak zorunda kaldı. Dağıldık. Sonra işte Atilla Tos'a devam ettik. Aynı grup. Bugün hala tabii yakın arkadaşlarım. Onlar da ressam. Onlarla beraber işte sürdürüyoruz. Ben de bu hamamı görünce o kadar etkilendim ki çok yakın oturuyoruz aslında. Ortaköy'de oturuyorum ben. 2002'den beri. Hep üzülüyordum. Değişik amaçlarla kullanılıyordu. Ofis mobilyaları satışı yapılıyordu. Ondan önce işte böyle meyhane, lokanta gibi bir şeydi. Galeri olduğunu duyunca çok sevindim. Gittim çok da güzel bir sergiye rastladım orada. Tabii mekan, Mimar Sinan'ın eseri çok etkiliyor insanı. Girer girmez dün ve evvelki günde gelenler hakikaten böyle inanamıyorlar, bilmeyenler. Evet, çok güzel.
Resimlerden çok binayla da ilgilenenler evet, önce, olmuştur. Hakikaten öyle. Ben de öyle yani. İlk girince böyle hayran oluyorsunuz. Orada sergi açmak ayrıca beni çok mutlu etti tabii. Evet. Bu kaçıncı sergi? Bu kaçıncı sergi? Kişisel olarak 9. sergi. Karmalara çok katıldım. Fuarlara katıldım galericilerle. Sanat fuarları. Sanat fuarlarına. İşte yurt dışında bir Floransa Biennale'ine davet edildim. Öyle o mi? Bana daha önemli geliyor. Çünkü evet. Seçiliyorsunuz. Öbür türlü işte galerici ile beraber müracaat ediyorsunuz şeye, fuara. Hı hı. Bir de Cenevre fuarına gittik Semra Göne ile ikimiz. O da bizi çok mutlu etti. Orada yaşayan Türkler ve yabancılar, oranın Cenevreliler diyeyim, çok ilgi gösterdiler gerçekten. Bunlar insanı bir şey oluyor yani sınama gibi de oluyor. O bakımdan tecrübe de oluyor. New York'ta bir Agora Gallery'de, Chelsea'de, Agora Gallery'de bir karmada da beni davet ettiler. İşte böyle güzel güzel ufak ufak şeyler. Armagan Sanat Galerisi'nde iki kere üst üste karma sergiye katıldım. Hı hı. Biraz şeyden konuşalım. Güncem sergisi yani son... biz şimdi gazeteciler günce deyince yani günlük yazdıklarımız. Evet. Siz de böyle şeyler mi yapıyorsunuz yani, tuvallerinize yani güne göre mi her gün? Güne göre değil tabii de yani işte etkilendiğim olaylar, yaşamımda karşılaştığım bana bende iz bırakan olayları resim diline döktüm hep. O da yani sanata yaklaşan insanlar hep de edebiyattan da müzik dünyasından da örneklere baktığınızda hep kendi dünyalarını eserlerine aktaran insanlar etkileyici oluyor. Ben de bu sanatçının tulum çıkartması gerektiğine çok inandığım için yani oturup da işte ne bileyim ben çiçek toplayanlar diyelim. Yani sizi ne kadar etkileyebilir? Devamlı çiçek toplama resmi yapılamaz. Yani hele bu şeyden sonra, bu bilgilerden sonra ben de hep niye? Yani bir de sıkıntılı ortamlardaydı atölyemiz. İşte bütün bağışıklık sistemim düştü. Çok soğuk. İşte soba yakarak filan başlıyorduk derse. Sözüm var. Yani sözüm olmasa bu sıkıntıya girilmez. Evde de oturur yaparsınız bir şeyler. O eğitim sırasında benim ilerlediğimi gördükçe yani o hocaya çok bağlandım ve 4 sene gittim. Ve işte dediğim gibi beni etkileyen hala bugün de çok çarpıcı bir fikirle karşılaştığımda, okuduğum kitaplarda, gittiğim psikoloji seminerlerinde onları yapmak için aşkla, tutkuyla oturuyorum tuvalin başına. Hani bugün hadi bir resim yapayım, ne yapayım, hadi dışarıdaki ağacı yapayım filan hiç bana göre değil. Peki hangi olaylar sizi etkiliyor? Çünkü Türkiye'de etkilenmemek gibi bir şey evet, söz konusu evet, değil. Evet, siyasi olaylar çok tabii etkiliyor da onlara bulaşmıyoruz. Evet. Yani aklıma aslında da gelmedi. Aslında konjektürel tabii ki. Yani bu sene çizdiğiniz bir resim 6 ay sonra bu ne alaka falan olabilir yani. Ha, evet, bir de öyle bir şey var. İleriki senelerde inşallah kalıcı olursak bir şey ifade etmeyecek resimler de yapmak şey yani karikatüristlerin işi o diyorum ben. Ali Ulvi ile tanışırdık. Çok güzel konuşmalar yaptık hep. Ali abi ben de ilk tanırım. Öyle yani, mi? Tabii. Yani şeydir. Evet. Hatta ben bir dönem Milliyet'te takma isimli yani mahlas yazılar yazıyordum. O da meğerse tirakisiymiş onu. Tunç Turunç diye sonra kitap da yaptım bunu. Hasan Pulor'a diyormuş ki sizde bir çocuk var acayip yazıyor falan. Yapma ya ne falan filan. İşte Tunç Turunç falan.
Ya demiş ki o Nazım bizim falan demiş. Yok ya evet. demiş değil benmiş Nazım'ı ben tanıyorum falan. Evet, ondan sonra evet. çünkü tınç yükselen değerleri savunur gibi yapan ve sonra da kendini vuran falan biriydi. Ali abiyle öyle de bir yakınlığımız vardı ama evet. öncelikle ben Karikatürcüler Derneği'nde üyesiyim. Karikatür de çiziyordum eskiden. O nedenle camianın içinden biri olarak bizim meslek büyüğümüzdü. Evet. Sizin o, aile dostunuz öyle o mi? O demişti. Biz Cevizli'de Dragos sahil sitesinde 4-5 yaz geçirdik. Onların da orada evi vardı. İşte her dakika aynı yerlerde yürüyüş yapıyorduk. Lokantası, eşi çok tatlı bir hanımdı. De o diyordu. Yani şimdi ben çok güncel olaylardan tabii etkilenip karikatür yapıyorum. Ama mesela o olayları, Türkiye'deki o olayı bilmeyen 3 sene sonra hiçbir şey anlamaz, ifade etmez diyordu. Ben resim yapmak istiyordum, ressam olmak istiyordum fakat sonra bu yola döküldü diye bana anlatmıştı. Hatta Kartal Sanat Festivali'ne Kasım Koçak'ın işte organize etmesiyle biz Maltepe şey ressamları diyeyim. Oraya katıldık. Oraya da geldi. Uzun uzun benimle konuştuydu. Çok çok muhterem bir insandı. Evet. Peki şimdi bazı olaylar var ki unutulmuyor. Mesela bir tanesi de Gezi. Gezi'de işte bu daha ilk başında polisin gaz evet. şeyine tavırsız biçimde dik duran bir kırmızılı kadın var. Brezilya'da bile duvar resmi oldu o. Öyle mi? Evet. Evet. Sizi işte. Mesela böyle şeyler de etkiliyor mu? Mesela... Vallahi bunlar çok etkiliyor beni de. Ben dediğim gibi bu tulum çıkartmak olayına baştan beri çok takıldım ve doğru buldum. O yüzden işte ailede olan olaylar veyahut dediğim gibi Doğan Cüceloğlu'nu çok okurum. Orada böyle çarpıcı şeyler kendinizden bir şey bulunca zaten etkiliyor okuduklarınız. Evet. Mesela işte buduyoruz, çocukları buduyoruz biz filan diye bir cümle. Bir eğitim anda, sistemiyle ilgili. Evet işte eğitim, aile, okul, toplum gerçekten öyle. Sonra mesela öyle bir şey oluyor ki ben daha önce yaşayıp çok şaşırmışım. Evet işte budamış mesela kocası kadını budamış. Ne bileyim ben üniversitedeyken evlenmiş okuma demiş. Veya kadın ehliyet almak istiyor. Canım ne lüzum var diyor. Gibi ve bunlar bizim çevremizde yani üniversite mezunu insanlar. Hani Anadolu'da cahil bir kızın başına gelenler değil. Bunlar beni mesela çok etkiliyordu. O yüzden mesela Budanmışlar serisi yaptım. İşte sandık, bir sandıkta kız vardır. Ondan sonra orada bu kafamızdaki kalıba girmeyen şeyleri hemen buduyoruz. İşte görüyoruz bir şey. Hemen ay bu nasıl giyinmiş? İşte yok öyle oturulur mudan başlayarak hemen yargılama başlıyor. Sonra ailede işte hepimizin vardır hikayesi. İşte annem öyle dedi, babam böyle yaptı. Onun için onu yapamadım, edemedim. Ben de düşündüm kendimi, ben de budadım çocuğumu. Muhakkak yani. Bir sürü şeyini kısıtladım. Emniyet diye, korkudan, yurt dışına gitti. Her dakika telefona çağırdı. Kızınız mı var, oğlunuz mu var? Kızım var. 75 doğumlu. Üsküdar Amerikan mezunu. Ondan sonra Innsbruck'a gitti. Ben devamlı telefonlarla kızım işte tek başına oturuyor evde. Yani birisi ay not almayı alamadım dün şeyde sınıfta geleyim dese sonra ne bileyim ben ters bir şeyler olsa bu bunu nasıl çıkaracak ne yapacak derken eva öyle yapma böyle korkuta korkuta onu. Yani kendim de budadığımı hissettim çocuğumu. Evet. Ve işte o budadıklar çıktı. Sonra gene bir bilgi. Ebeveynlerinizi yargılamayın. Onlar ellerindeki kartın en iyisini oynadılar. Bunu geriye dönünce hala suçlayan insanlar olduğu için çok etkilendim. Böyle bir üçlü şeyim var. İskambil kartlarım var. Şu anda sergileniyor. Evet, onu gördüm. Dediğim gibi... Siz de gösterir misiniz arkadaşlar? Beni alıp ekrandan...
şeyleri bu resimleri, sergiye ait tabloları gösterelim. Evet, siz ondan sonra işte dediğim gibi yani her resmin bir hikayesi var. Etkilenmediğim bir şeyi yani oturup yapamıyorum. Onun için Güncem diye isim koymaya karar verdim. O bunları hep yapmam veyahut işte video art yaratma süreci hep belli bir olaydan çok etkilenip onları ortaya koyma endişesi, çabası diyeyim. Bu da mesela bakın Cihat, ben Müslümanların hani Müslüman olmayanı, kafiri öldür demesi, ondan mücadele et demesi diye biliyordum. Halbuki cihat nefsinle mücadele et demekmiş, kendinle. Ay bir düşündüm, gerçekten devamlı kendimizle mücadele ediyoruz. Ne bileyim, kilo vermekten başlayıp işte ona niye öfkeleniyorum, niçin, bu beni niye yaralıyor gibi hep kendi içime bakıp bir yandan değiştim. Bir de şeylerim var, beyaz mankenlerim var. Kendime heykel yapmadığım için zaten gerek görmedim. Önemli olan benim vermek istediğim mesajı veriyor. Onun için mankenleri kullandım. Selfie çekiyor genç bir kadın. Yani önce dış görünüş değil, ya bu işte İskambil kartları. Evet. Orada da hani içimize bakmak lazım. Yani dış görünüşümüz değil de içinize bakın falan gibi bir mesaj vermek istedim orada. Ve içinizdeki çocukla buluşun. İçinizdeki çocuk yaralıysa hep o yaralar üzerinden davranışlarımız belirleniyor. Hayatı kendimize sırasında zehir ediyoruz. Şimdi bu içimizdeki çocuk meselesinde bazı hem gazeteci arkadaşlar hem akademisyenler... Çocuk deyince çocuk çok sevimli ve güzel ve korumasız. İçimizdeki çocuk da masum falan. Şöyle yazılar yazarlardı. Ya çocuklar dedi, bu kadar söylediğiniz kadar şey değildir. Mesela çocuklar annelerin babalarına karşı, ebeveynlerine karşı merhamet hisleri yoktur. Hani bak bunu yemezsen çok üzülürüm, çok alınırım. Umurunda bile değildir yani çocuğun. Sonra dedi bir tanesi yazmıştı Milliyet dedi. Biz dedi kedileri fıçıya atıyorduk falan dedi. Yani çocuk içindeki çocuğu dedi boğası mı geliyor benim şimdi dedi. Evet. Valla bu içimizdeki çocuk beni aslında çok başlarda uyandırdı. Doğan Cüceloğlu'nun. Gene çok sevdiğim iki tane arkadaşım, lise arkadaşlarım psikoloji okudular. Hep onlara diyordum ki ben psikolojiye çok merak, yani resimle hiç bağlamadan ne olur bana kitap verin. Ama ben psikoloji okumadığım için hani zor böyle çok şey değil. Benim anlayacağım popüler kitapları, olsun, ha kitapları tavsiye edin diye. Onlar da içimizdeki çocuğu oku dediler. Ve gerçekten orada ben müthiş bir sorgulamaya girdim. O kitap incecik bir kitaptır Doğan Bey'in rahmetli. Bayağı size bir anket yapıyor. Ve içinizdeki çocuk ne kadar yaralı, ne kadar değil. Ben kocamı içimizdeki çocuk kitabından sonra tanıdım biliyor musunuz? Çok ilginç. Enteresan. Su evet. İçmek ister misiniz evet, acaba? Evet, birazcık şey oldu. Ben onun bazı şeylerini... Mesela kayıtsız, pasif veyahut da ne bileyim ben işte talepkar bir insan değildir. Yani işte yine etrafımızdaki arkadaşlar öyle, benim kocam niye böyle gibi insan gayri ihtiyari o zaman mukayeseye giriyordum. Bir o şeyi okuduktan sonra kitabı asıl düzeltilmesi gereken benmişim o değil. Çok ilginç değil mi? Bunlar beni çok etkiliyor işte. Ne güzel insanın kendini görebilmesi ama. Montaigne'in denemelerine zaten hayrandım devamlı. O okuyorum bunu diyorsun. Ne kadar erken yazmış değil mi? Yani. Ya evet çok hoşuma giderdi. Ortaokulda falan hatırlıyorum yani herhalde edebiyat hocamız okuyun dedi.
Rüksan Günaysu'ydu. Çok kıymetli bir edebiyat hocamız vardı. İlber Ortaylı ile falan hep paneller yaparlardı Ankara'da. Sanatsevenler Derneği'nde hep onları takip ederdim. Hep böyle bir insana dair, psikolojisine dair bir şeyim vardı. Merakım vardı diyeyim. Onun için işte resim eğitimini de bitecek bir şey değil ama hani işte kendi kendime artık imza atacak resme hale gelince, hani işin öğrenilecek kısmını öğrendikten sonra artık gerisi sizin işte altyapınıza, yaratıcılığınıza kalıyor. Orada da bu şeyi seçtim. Yani insana dair düşüncelerimi, beni şaşırtan bilgileri paylaşmak istedim yani izleyiciyle. Evet. Peki 90'ların başında değil mi resim? 89'da şeye başladım. Kasım Koçak'a başladım Maltepe'ye. Evet. Asıl yani her gün ve muntazam gitmem o. Yok, ondan öncekiler hep kesintiliydi. Fazla bir disiplinli değildim ben de. Hoca da tabii artık koskoca insanlarız yani. Ne diyecek? Çoluk yani. Çocuk sahibi insanız yani, not kıramıyor, bir şey yapamıyor, ne desin. Aa, yaz tatili başladı, Alasma aldık. 4 ay gidiyorduk. Gelince ay işte bir hafta geçti, bir dahaki aya başlayayım falan gibi. Böyle yani biraz şey şımarıkça diyeyim. Çünkü o yani bu tarz resme başlayanlar bir süre sonra bırakabiliyorlar da yani. Tabii işte ilerlemediğinizi görünce bilmiyorum. Benim karakterim de öyle. Yani bir şey yapıp da mesela 5 kere ne bileyim ben çok basit bir şey diyeyim, kek mesela. 5 kere yaptım kabarmadı, ben onu tutturmam yani bir daha. Bir daha yapacağım. Yapmayacağım. Alırım. Böyle bir karakterim var. Kasım benim öğreneceğim şekilde, bana uygun şekilde öğretti. Benim en büyük şansım bu. O da farkında değil. Yani 28 kişiden kala kala biz 3-4 kişi. Peki siz kendinize bakıyor musunuz? İlk yaptığınız tablolarla yani onlardan kalanlar var mı evet. Sizde? Tabii yani arayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi işte yani çalıştıkça, tabii ustaları da takip ettikçe, daha ilerlediğimi böyle ara ara yani bak bu resimle bir tık attım dediğim olmuştur. Çok güzel. Ben dün akşam İş Kuleler'deydim. İşte Nutuk Oratoryosu'nun premieri var. Dünya premieri. Başka yerlerde de yapacaklarmış. Çok da güzel, onu da söyleyelim buradan. Şeyde işte fuayede de çok güzel bir sergi vardı. Ve çok etkileyiciydi. Ama sonra başka salonlarda böyle dolaştıkça ilk yaptığı, yani daha doğrusu eski yıllarda yaptığı resimlerde mesela perspektiflerin falan acayip kötü olduğunu. Bu son yaptıkları muhteşem. Yani şey gibi gerçek figüratif resimler yapmış. Yukarıdan böyle bakış açısı, perspektifler de yani öyle büyük tablolarda bir tane hata olursa hemen gözünüze batar biliyorsunuz. Tabii. Ondan sonra müthiş tablolar yapmış. İşte o da gelişmesini görelim diye evet, yapmış, koymuş. Evet, bravo. Tabii bazı insan saklar onu. Saklar onu, evet. O da bir medeni cesaret, kendine güven. Evet. İnanır mısınız? Yani isim vermek istemiyorum ama işte bunlar benim çok ağrıma gidiyor, unutamıyorum. Öğretim görevlisi akademide yaptığı malzemeyi nereden temin ettiğini saklıyorlar. Malzemeyi saklıyor. Çok enteresan. Ve öğretmen bu yani. O kadar kendine güveni yok. Yani bana birisi gelse tuvalelerini nereden alıyorsun? İşte bilmiyorum vallahi unuttum demem gibi bir şey bu. Evet. Maalesef bu eski tarz bir anlayış. Şeyde eski gazetecilerin anılarında falan okuyoruz. Şey, telefon ettikten sonra kabloyu kesiyormuş adam. Yani arkadaşı haber geçmesin diye. Yani onlar o zamanlar, siz onları bilirsiniz. Yani ben şöyle haberler yazdırdım, biliyorum. Açıyorum. Nazım Altman beklemesiz basın ödemeli arıyor. En üst ve en hızlı şekilde. Sonra bekliyorsun. Telefon çalacak, açacaksın telefonu, biliyorsunuz onları. Şeyli evet. Santral, köy santralları, işte bulunduğunuz yerde işte otelin santralı falan. Şak 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 bir şeyler sokulurdu, fişler falan, evet, öyle bağlanırdı. Evet. Ondan sonra
Böyle bir yerden telefon ederken sonra öteki kesiyormuş telefonu. Bunu kendi anlatıyor. Başka bir gazetecinin hikayesini okumuştum. Şimdi isterseniz biz biraz ara şey yapalım. Türkiye'de neler oldu onlara bakalım. Sonra biz size döneceğiz gene. Sevgili izleyiciler, son 24 saatte Türkiye'de neler oldu bir göz atalım. Bizim de ayrıca sizlerle paylaşacaklarımız var. Kocaeli'nin AKP'li Derince Belediyesi Kürt sanatçı Aynur Doğan'ın konserini uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti. Tepkiye yol açan yasak kararı için Belediye Başkanı Zeki Aygün gerekli izinlerin alınmadığını ileri sürmüş, organizasyon şirketi de etkinliklerin ödeme dekontlarının ibraz edildiğini ve tüm çalışmaların tamamlandığı halde yasaklandığını duyurmuştu. Sanatçı Aynur Doğan yasak kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Doğan, aşıklar hakikati ispatlayanlardır. Biz de bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Gücümüzün yettiği, sevginizin olduğu her yerde paylaşarak birlikte büyüyeceğiz. Bizler kaslarınızı geliştireceğiniz kum torbası değil ancak yüreğinizi ve vicdanlarınızı güçlendirmenin fırsatlarıyız ifadelerini kullandı. Aynur Doğan'ın konser iptaline her kesimdense tepki gelmeye devam ediyor. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Derince Belediyesi'nin yasak kararına tepki olarak mecliste Aynur Doğan'ın Kürtçe şarkısını seslendirdi. Kayışoğlu, "Bu ülkede" diye sözlerine başladı. Bu ülkede, every way that I can, I'll try to make you love me again. Every way that I can, I'll give you all my love and then. Every way that I can, I'll cry, I'll die, make you mine again. Söyleyebiliyoruz ama hecir açıyayı. Söyleyemiyoruz. Bu kadar. Önce İngilizce, ardından Kürtçe şarkı seslendiren CHP'li Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "İngilizce şarkı söyleyebiliyoruz ama Kürtçe şarkı söyleyemiyoruz" diyerek yasak kararını eleştirdi. Mizah dergisi Le Mans'a bu haftaki kapağına sanatçı Aynur Doğan'ı taşıdı. Le Mans bu haftaki kapağına Aynur Doğan'ın yasaklanan konserine yer verdi. Kapakta Doğan'ın konserine gitmek isteyen gençlerin polis kontrolüne takılması mizahi bir dille eleştirildi. Türk lirasının dolar karşısında değer kaybı haftanın ikinci işlem gününde de devam etti. Dolar-TL kuru güne sert bir yükselişle başladı. Günlük bazda %2'ye varan yükselişle 15 lira 87 kuruş seviyesinin üzerini test etti. Dolar TL karşısında 10 gün öncesine kadar 14 lira 75 kuruş seviyesinde 2 ay boyunca yatay bir seyir izlemişti. 9 Mayıs itibariyle hareketlenme başladı ve dolar TL karşısında 15 lira seviyesinin üstüne çıktı. Geçen hafta dolar TL karşısında %3,5 değer kazandı. Avro da geçen hafta TL karşısında %2,4 değer kazandı. Küresel piyasalarda enflasyona karşı Fed başta olmak üzere Dünya Merkez Bankaları politika faizini yükseltiyor. Yükselen enflasyona rağmen Dünya Merkez Bankalarının tersi yönde politika faizini yükseltmeyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu kararı fiyat istikrarı için riski yükseltiyor. Türkiye'de son açıklanan Mart ayı cari açık rakamı geçen seneye göre %67 arttı. İlk 3 aylık cari açık rakamının 17 milyar 820 milyon dolara yükselmesi de fiyat istikrarını bozan diğer bir neden. Yüksek enflasyona rağmen iş çevrelerine dağıtılan %9'luk kredi paketi de mali disiplini bozuyor, kamu kredi risklerini arttırıyor. Bu riskler altında dün Türkiye'nin kredi risk skoru gün içinde 720 bas puan seviyesini test etti ve 711 bas puandan kapanış yaptı. Türkiye'nin kredi risk skoru 2008'den sonraki en yüksek seviyelerinde devam ediyor. Uzmanlarca uyarılmasına rağmen AKP Atatürk Havalimanı pistlerini millet bahçesine dönüştürmekte ısrarcı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden olan millet bahçelerinin yeni adresi Atatürk Havalimanı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, ilk fidanların yakında dikileceği mesajını verdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu olaya tepki göstermek için havalimanı önünde çağrıda bulundu. Ancak kolluk kuvvetleri, günün erken saatlerinden itibaren ana kapının önünü yayalara kapattı. İş makinalarının bulunduğu yerlerde sizlere açıklama yapacaktık. Ama ne yazık ki bugün ülkemizde kadınları, gençleri, mağdurları korumak yerine suçluları koruyan bir anlayış olduğu için iş makinalarının nasıl Atatürk Havalimanı pistini yerle bir ettiğinin görülmesini istemediler. Kaftancıoğlu hesap soracağız dedi. Zarar verenlerden hesap soracağız bu bir. Bu işin arkasındaki siyasi iradeye hesap soracağız. Buraya teklif verenlerden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hesap soracağız. Altyapı, yolcu kapasitesi, kuşların göç rotası olmaması, merkezi bir konumda bulunması Atatürk Havalimanı'nın en önemli özelliklerinden. Ancak tüm bunlara ve yapılan uyarılara rağmen daha ilk olağanüstü kar yağışında çöken İstanbul Havalimanı'nda ısrar edilmesi muhalefet partisi üyelerinin tepkisini de beraberinde getiriyor. Evet, Canan Kaftancıoğlu boynuna takılmak istenen siyaset yasağına karşı da direndiğini ve teslim olmayacağını da göstermiş oluyor. Sevgili izleyiciler, bugün 18 Mayıs 1048'de doğan İranlı filozof, hekim, gökbilimci, matematikçi Ömer Hayyam'ın 974. yaşı. Onun eserleri hala sanki geçen yüzyılın içinde yazılmış kadar güzel, kısa ve vurucu ifadelerle günümüze geliyor ve çok sayıda gençte elinde de görüyorum Ömer Hayyam'ın rubailerini. Hatta onu bu şeyde iktidardakiler okusalar yasaklarlar bile yani Ömer Hayyam'ı. Bugüne kadar yazdıklarından mesela bir tanesi, sevgili seninle pergel gibiyiz, iki başımız var. Bir tek bedenimiz, ne kadar dönersem döneyim çevrende er geç baş başa verecek değil miyiz diyor bir rubayesinde. Vedat Sakman da ondan besteler yaptı. Hatta bir müzikal oyun bile yazdı da sahnelenemedi. İşte bir kuklayız diyor hepimiz. Bitti mi kuklacı bitirdi mi diyor, sandıktayız hepimiz. Yani kuklayı sandığa da koyuyor ama aynı zamanda tabut da olabiliyor, yaşamı da anlatabiliyor. Sevgili izleyiciler, bugün 18 Mayıs 73'te işkencede ölen İbrahim Kaypakkaya'nın 49. katledilmesinin 49. yıl dönümü. Kadıköy'de de bugün Süreyya Operası önünde basın açıklaması yapılacak. Gençler anacaklar onu. İbrahim Kaypakkaya, demin de söylediğim gibi, işkencede aylarca kendi adını bile söylememiş birisidir. O yüzden de ser verip sır vermeyen diye geçer adı. Babası Ali Kaypakkaya oğluna yazdığı ağıtı şimdi kendi sesinden dinleyelim Ali Kaypakkaya'dan. Görüşmeye gelmiş idim yanına. Nasıl da giymişler senin canına. Kalmayacak o köpeğin yanına. Gel gidelim oğul bizim illere, Anadolu'ya. Görevini yaptın gidek sılaya. Bizi bilen üzülecek olaya. Gözü yaşlı dönüyorum sılaya. Gel gidelim oğul bizim illere, Anadolu'ya. Doğu batı demem vatanımdasın. Bir acı bıraktın ta yanımdasın. Kimseden korkmuyorum, sen yanımdasın. Gel gidelim oğul bizim illere, Anadolu'ya. Uçağa bindim de içim sızlıyor. Arkada askerler bizi izliyor. Evde annen yollarını gözlüyor. Gel gidelim oğul bizim illere, Anadolu'ya. Ankara'ya indim, kesildi yolum. Çevirdi askerler hep sağım solum. Ne yapsalar yıkılacak bu zulüm. İşte geldi oğul bizim illere.
Evet, yaralı babanın yüreğinden gelen alt böyleydi. Sevgili izleyiciler, Nurettin Nebati bizim yeni alameti farkımız, iktidar tarafından takdim edilen ekonomimiz son 2 yılda gösterdiği performans da bütün dünyada takdir ediliyor gibi böyle akla fikre sığmayan şeyler söyledi. Onun yansıması nasıl? Onu da görelim. Muğla'da yarım ekmek ve yarım simit satışına başlandı. Yarım simit. Şaka değil, gerçek. İzleyelim mi? Ya undaki artıştan dolayı simit fiyatları, ekmek fiyatları da arttı. Ondan dolayı millet artık yarım ekmeğe talep göstermeye başladı. Yarım simide talep gösteriyorlar. Vatandaşlar büyük bölümü tepkili. Yani yarım simide, yarım ekmeğe düştük diyerek tepki gösteriyor. Yarım simitler afiyet olsun Nebati'ye. Sevgili izleyiciler, yayına başlarken bizim yayın sayımızla 1200'ü fersah fersah geçen Osman Kavala'nın tutukluğundan söz etmiştik. Bugün 1660 gün oldu Kavala'nın cezaevinde bulunduğu gün. Gezi yargılanamaz başlığıyla İstanbul Barosu bugün nöbet için şeyde olacak. Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi önünde sürdürülen adalet nöbetine katılmak üzere ve destek vermek için İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun katılımıyla avukatlar olarak orada olacağız. Tüm meslektaş ve dostlarımızı bu dayanışmaya bekliyoruz diyor. 18 Mayıs Çarşamba, yani bugün 18'de Karaköy'de buluşacaklar dayanışma ve adalet nöbeti için. Sevgili izleyiciler, Sedat Peker biliyorsunuz Türkiye'nin bağırsaklarını, daha doğrusu kirli yüzünü ortaya çıkarttı. İçinden biri olarak, iç bilgi olarak ve söylediği her şey de doğru çıkıyor. Bugün de yine onun yeni Twitter hesabı açıldı. Deli Çavuş diye Sadat çok gündemde ya, Erdoğan'ın yeni silahlı örgütü. Şöyle diyor: biraz evvel sosyal medya üzerinden gördüğüm Sadatçı olduğunu söyleyen bir tip benimle ilgili bir şeyler söylemiş. Öncelikle şunu bilmem lazım: Sedat Peker'i kimse kekleyemez. Her zaman söyledim, siz kahpesiniz, siz namussuzsunuz, yok köpeksiniz, hem de kemikli köpeksiniz demiş. Sonra da sizin gücünüz annelere, çocuklara yeter. Devletin parasını çalmak, bıraktığınız sakallar, giydiğiniz şalvarlar sizi benim elimden kurtaramayacak. Ben sizin ruhunuzu biliyorum. Sizin namusunuz yok, sizin gücünüz yok. Silahsız garibanlara yeter ancak bu gücünüz demiş. Bir paylaşımı daha var. O da şeyle ilgili, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın koruması ifade verecekti bir hafta sonra. Ve dün, önceki gün daha doğrusu, arabasını iterken, bozulmuş arabasını tek başına iterken birden araba şaha kalkmış, üstüne düşmüş ve ölmüş. Bu kadar salakça bir organizasyon olabilir mi? Sedat Peker de zaten bunun altını çiziyor. Diyor ki önemli açıklamalarda bulunacaktı ve ifadeleri de yayınlamış. Ben hepsini okuyamayacağım size ama bazılarını okuyabilirim buradan. Kaza süsü verilerek şehit edilen Cennet Mekan Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ı bir hafta sonraki mahkemede tanık olarak dinlenecekti. Ne yazık ki tanıklık öncesi çalışmayan arabasını ittiği sırada altında kalıp vefat ettiğini öğrendik. Erol Yıldız mahkemede diyor, söyleyecekleri vardı. Ve uzun uzun yapmış. Tanıklık yapacağı konu ise başlı başına muamma. Ergenekon yargılanmaları sırasında cezaevinde şüpheli bir şekilde ölen eski MİT Daire Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun Muhsin Yazıcıoğlu'na ulaştırmak üzere eski cezaevi personelinden Ünal Kurt'a siyah renkli bir dosya verdiği, gerçekliği olup olmadığına dair ölen Erol Yıldız'ın mahkemede tanıklık yapacaktı diyor. Ama o tanıklığına izin vermediler diyor Sedat Peker. Deli Çavuş Twitter hesabına girerseniz bunların hepsini göreceksiniz. Devletimiz eskiden de çok
temiz değildi ama şimdi sanki kıyaslanmayacak boyutlarda bu kiri pası. Biz onu bırakalım, biraz güzellikle devam edelim. Biraz önce başladığımız yere dönelim. Konuğumuz bugün Nilüfer Tokay. Tekrar merhaba diyoruz. Merhaba. Resim üzerinden gidelim. Bunları siz de unutun. Biz de kenara koyalım. Biz unutmuyoruz zaten. Evet, unutulacak peki, gibi değil. Önümüzdeki dönemde neler yapmayı planlıyorsunuz? Bu serginiz ne kadar sürecek? Onu da söyleyin. Bu sergi 28 Mayıs akşamına kadar devam ediyor. Bundan sonra Bomonti Ada'da 10 Ocak'ta bir sergim olacak. Ona da değişik bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Daha henüz tam kesin karar vermedim. Gene herhalde tuval değil de metal üzerine, ama bu sefer daha değişik renklerde metallere portreler, farklı portreler, daha önce kullanmadığım tekniklerle çalışmak istiyorum. Ama çok az süre kaldı. Ne zaman açılacak o sergi? Ocak'ta. Ha, Ocak'ta. Evet, evet. Ocak'ta. Daha vaktimiz var. Ocak'ta. Bundan sonra deyince sanki hemen bunun ardından tekrar. Yok, evet. Ve orası tabii hamamla mukayese edilmeyecek kadar küçük bir mekan. Evet. Belki bir büyük çalıştığım için ben yani bir 10 tane falan yeter diye düşünüyorum. Böyle çok doldurmak da hiç hoşuma gitmiyor. Neşe Erdok sergisi vardı. Orada da ondan çok etkilendim. Eski bira fabrikası, o şeyi, makinalar, imalathane, camda görebiliyorsunuz, üstünde yürüyorsunuz. Arklar var orada da. Çok çok etkileyici bir mekan. İnşallah bakalım bu yaz çalışıp öyle bir sergi açacağım. Evet. Daha önce hiç çalışmamış mıydınız metal üzerine? Denemeleriniz yok, var mı? Epeydir çalıştım. Burada da var. Metaller sizin var. Sizin kara kalemleriniz de var. Onlar da çok sağlam desenleriniz. Evet. İşte vallahi hep senelerce çalıştık. Evet. Albüm yaptınız mı? Albümünüz var mı? Var. Var. Bir kitabım var. Bir de bu aslında sergiyle bağımsız olarak beni çok mutlu eden Mehmet Ergüven'in kitabı basıldı. Şansa sergi açılışına da yetişti. O bakımdan da çok mutluyum. Peki. Bir de siz... tabii müstakil, pardon lafınızı kestim. Müstakil şeylerde sergilerin küçük katalogları var. İlk Maltepe Sanat Galerisi'nde böyle sanatçılara küçük kitap yapıyorlardı. O kitabım var. İlk odur. Sonra işte Emlak Bankası, Parmak Kapı İş Bankası Şubesi'nde açtığımda da hep küçük kitapçıklarım var. Aslında biz sizi konuşturmak için davet ediyoruz. Söz kesme falan söz konusu değil tabii ki. şeyi sormak istiyorum. Allah'ım yarabbim. Burada programa bile konuk olanlar bu saatte arıyorlar. Şurada bekleyin, 2-3 dakikamız kaldı. Evet. Şeyi soracaktım. Resimle ilgili bu alana geçmek isteyenlere neler önerirsiniz? Gençler zaten hani okullular da söyleyecek söz yok. Tabii. Onlar başlamışlar. Tabii. Da hani sizin gibi acaba ya bu olur mu? Hani bir de söz var ya bizde, 40'ından sonra saz çalınmaz diye. Yani hiçbir şey yapılmaz diye. Halbuki Van Gogh var değil mi? 35'ten tabii sonra ressam olmuş. Burjuva, Louis Burjuva 70 yaşında meşhur olmuş. Ben onu okuyunca zaten daha çok vaktim vardı. Şu anda da 72 yaşındayım. Tabii böyle yaş şeyi yok yani. Evet. Tabii çok yanlışlarla ben de senelerce belki o yüzden ertelendim. Yani bir budanma da öyle geçirmişim. Sonra fark ettim. Şimdi hep etrafımda
Yani sevgi önemli. Seviyorsa eğer ve de tabii ki doğru bir eğitimle herkes ressam olabilir. Hani ben bir şey çizemem. Ay işte şey bile nedir o kürdan adam mı derler ne? Evet. Çizemem diyenler denedin mi? Oturup yani saatlerini verdin mi? Okuma yazma öğrendiysen, harfleri öğrendiysen şu bardağı 10 kere de değil de 20 kere de çizersin sonunda. Ama önemli olan sebat etmek. Ben bunu çizerim demek. Bir kere çizip de ben de öyle yaptım. Bir çizdim mesela köpek mepek çizdim bir gün. Ay hiç olma, ay rezalet. Demek ki benim yeteneğim yok. Çünkü bu verilmiş bize. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler 28 Mayıs'a kadar Ortaköy'de Ortaköy'deki tarihi Hüsret Ketüdar Galeri'de İstanbul'da olanlar için, İstanbul'da olmayıp da konumuzu merak edenler için gayet kolay. İnternet hesabından Google'a yazarsanız Nilüfer Tokay diye sizi... Hamam, hamama bekliyorum. Sizi şeyden rengarenk bir dünyaya alabilir. Bizim izleyicilerimiz şimdi efendim Kuzey Avrupa'dan Körfez'e kadar böyle bir geniş alanda izleniyoruz. Onun için herkes gelemeyebilir ama görebilirler. Gelemeyenler de görebilirler. Bir programın daha sonuna geldik. Size çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Biz bugün programı Mizgin Yılmaz, Ufuk Dağşan, Baran Demirtaş, Mehmet Kızıl, Uğur Özalp, Sertaç Çelik ve yönetmenimiz Evrim Doğan'la birlikte hazırlayıp sunduk. Yarın sabah saat 8'de karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.